Evet arkadaşlar yepyeni bir videoyla aranızdayım. Bugünkü videomuzun konseptinde Türkiye ligindeyiz. Yaklaşık 8 yıllık bir simülasyon düşünüyorum. Ama Türkiye liginde 8 yıl boyunca incelerken çok daha büyük beklentiler içine gireceğiz. Neden mi? Çünkü herkes 99 potansiyel. İyi seyirler. İlk sezon sonundayız. Bakalım şampiyon kim? Şampiyon Galatasaray Antalya 2. sırada. Fener 3, Beşiktaş 4 ve Hatay 5. sırada. Türkiye Ligi'nin galibi ise Beşiktaş. Süper Kupa'nın sahibi Frankfurt. Şampiyonlar Ligi'nin sahibi Liverpool. Avrupa Ligi'nin sahibi ise Arsenal. Konferans Ligi'nin sahibi Villarreal. Kanka bir video çekiyorum lan. Ligde gol kralı Hacı White. 28 gol atmış. Asist kralı Muriel Galatasaray'dan. Gol yenmeyen maçlarda Gökhan Hakkan 1. sırada. Farklı birinciler çıkabilir demiştim. Livakovic de iyi bir performans göstermiş. En pahalı transferler listesine bakıyorum. Gördüğüm kadarıyla Türkiye Ligi'ne transfer olan herhangi bir oyuncu yok. Bu arada Enes Ünal mıydı o? Evet Enes Lille gitmiş. İyi bir bonsalvis de gitmiş hatta. Evet ikinci sezonun sonundayız. Şampiyon Fenerbahçe oluyor bu sefer. Galatasaray ise ikinci sırada. Dört büyükler ilk dörde yerleşmiş gibi gözüküyor. Antalya geçen seneye göre geride. Trabzon ve Beşiktaş'ın da durumları iyi duruyor. Türkiye Kupası'nın bu seferki sahibi Trabzonspor. Süper Kupa'nın sahibi Arsenal. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeydi ve bir üst türü adını yazdırmış. Kimle eşleşiyor? Barça ile eşleşiyor. Realli gruptan Barça ile eşleşiyor. Böyle bir şey olamaz. Şampiyon Paris Saint Germain. Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş ve Antalya Spor vardı. Beşiktaş yoluna devam ediyor. Antalya ne yazık ki 3. oluyor ve Konferans Ligi'ne düşüyor. Önelemede herhangi bir Türk takımı yok. Son 16'da Beşiktaş kimle eşleşmiş? Leverkusen'le. Bence zor bir eşleşme. 3-2 yenilmiş. Şampiyon Marsilya. Konferans Ligi'nde Hatay Spor ve Fenerbahçe vardı. Hatay elendi ne yazık ki. Fenerbahçe gruptan lider olarak yükseliyor. Ön elemede Antalya Spor olması lazım. Laska 6-2'lik ezici bir mağlubiyetle ne yazık ki eleniyor. Son 16'da Fenerbahçe Rapid Vienna oynuyor. 4-3 geçiyor. Çeyrek finalde Feyenoord'u da 5-3 geçiyor. Yarı finalde Young Boys'u 4-3 geçiyor. Finaldeyiz. Finalde ne yazık ki kaybediyor Fenerbahçe şampiyon Newcastle United. İstatistiklere geldiğimizde gol kralı Muriel. Asist kralı da Muriel. Tam bir simülasyon canavarı. Gol yenmeyen maçlarda Mustera. Yaşlı Kurt birinci sırada. Pahalı transferler listesinde hiçbir Türk takımından bir transfer yoktu. Doğrudan 3. sezonun sonuna geçelim. Arkadaşlar 3. sezonun sonundayız. Hep beraber şimdi gidelim puan durumuna bakalım. Ümraniye'de fix 16. oluyor yani. Ya 16 ya 17. 3. senede Fenerbahçe şampiyon oluyor. Türkiye kupasını da Fenerbahçe alıyor. Resmen hegomanya kurdular. Süper kupanın sahibi Marsilya. Şampiyonlar liginde tek Türk takımı Fenerbahçe vardı. Eleniyor ne yazık ki. Üçüncü olarak Avrupa Ligi'ne gidiyor. Şampiyon Manchester City. Avrupa Ligi'nde Galatasaray lider olarak çıkıyor. Trabzon ikinci olarak çıkıyor. Başka da Türk takımı yok. Ön Trabzon'a Bayern Münih geliyor. Ne yazık ki 6-0 yeniliyor. Fenerbahçe'de Stravuk Reş'e eşleşiyor. 5-4 geçiyor onları. Son 16'da Galatasaray. Leverkusen e eleniyor. Fenerbahçe Fiorentina'yı geçiyor. Çeyrek finalde Kopenhag'da geçiyor. Yarı finalde ne yazık ki Benfica'ya eleniyor. Şampiyon Inter. Konferans liginde Antalya vardı ne yazık ki eleniyor. Bir de Beşiktaş vardı lider olarak çıkıyor. Ön elemeyi atladık direkt. Beşiktaş Şerloy ile eşleşiyor. 4-2 geçiyor. Çeyrek finalde Lazio ya ne yazık ki 3-2 eleniyor. Şampiyon Real Madrid. Bu ara çok sık denk gelmeye başladım Madrid'e burada. Ligde gol kralı Gomez. Asist kralı Onyekuru. Gol yenmeyen maçlarda Livakovic fark açmış. Arkadaşlarına fark atmış. Yani diğer rakip kalecilere fark atmış. En pahalı oyuncu listesinde herhangi bir Türk yine yok. Ne yazık ki. Ama gelmesi lazım artık. Üçüncü yılı sonundayız yani. Arkadaşlar dördüncü sezonun sonundayız. Videoyu durdurup şu an beğeni atarsanız çok memnun olurum. Yorum atmayı da unutmayın. Video sonunda sizce en başarılı takım hangisi olacak tahminlerinizi şimdiden yazın. Ve video bittikten sonra da Direk sizce en başarılı takım hangisi oldu? Onu da yorumlara bekliyorum. Umarım memnun kalıyorsunuzdur. Yani ben şu an çok eğleniyorum çekerken çünkü farklı farklı şampiyonlar çıkıyor. Çok eğlenceli bir video bence. Öte yandan arkadaşlar abone olmayan yüzde %95'lik bir kısım var. Lütfen abone olun. Oradan da keşfete düşelim. Hep beraber geniş bir aile olalım. Videoya devam edelim. Ligde şampiyon bu sefer de Beşiktaş oluyor. Galatasaray 2 Fener 3 ve Trabzon 5. sırada. Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray. Süper Kupası'nın sahibi ise Manchester City. Yalnız güzel bir maç olmuş. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ikinci olarak grubundan yükseliyor. Trabzon da ikinci olarak grubundan yükseliyor ama Averaj da ne yazık ki ikinci oluyor. Lider olsa çok iyi olacakmış. Trabzon Juventus'la eşleşiyor, 3-2 yeniliyor. Fenerbahçe Ajax'la eşleşiyor, o da 3-2 yeniliyor ne yazık ki. Yalnız iki takım yolladık, güzel oldu bu. Şampiyon Paris. Avrupa Ligi'nde Beşiktaş vardı, lider olarak çıkıyor grubundan. Son 16'da West Ham geliyor ne yazık ki 4-2 ile eleniyor. Şampiyon Inter. Konferans'ta ise sadece Galatasaray vardı, ön oynamıyor. Son 16'da Viktoria ile eşleşiyor, 5-2 geçiyor. Çeyrek finalde Feyenoord'u geçiyor 4-3'te. Yarı finalde Fiorentina'yı geçiyor. Finaldeyiz. Arsenal Galatasaray finali şampiyon Arsenal ne yazık ki bu sene de olmadı. Ama yaklaştık hissediyorum. Ligde gol kralı Afif. Asis kralı Trezege. Gol yenmeyen maçlarda Beyazıt diye bir kaleci. Kayseri Spor'dan. En pahalı transfer listesini beraber inceleyelim. Herhangi bir Türk takımı gözükmüyor ama. Bakalım. Evet yani gözümden kaçtıysa yorumlara belirtin ama ben göremedim. Herhangi bir Türk oyuncu da yok. Atıyorum Orkun falan girerdi normalde bu listeye. Orkun falan da yok. Yalnız şu Zobozlay çok iyi değil mi ya? Ben çok beğeniyorum. 5. sezon sonuna geçelim. 5. sezon sonundayız. Ligde şampiyon bu sefer kim oluyor bakalım? Galatasaray oluyor. Bir sene bir seneyi tutmuyor. Ama hala Anadolu kulüplerinden şampiyonluk gelmedi. Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray. Süper Kupası'nın sahibi Paris Saint Germain. Şampiyonlar Ligi'nde saçma bir şekilde herhangi bir Türk takımı yoktu. Anlamadım neden oldu. Şampiyon Juventus 2 İtalyan final oynamış. Avrupa Ligi'nde 3 tane temsilcimiz vardı. Bunların ilki Beşiktaş lider olarak çıkıyor grubundan. Fenerbahçe ikinci olarak yükseliyor. Galatasaray da ikinci olarak yükseliyor. Fener ve Galatasaray ön eleme turunda. Galatasaray Salzburg'a 2-1 yeniliyor. Fenerbahçe Feyenoord'u geçiyor. Son 16'da Fenerbahçe 2-1 yeniliyor. Beşiktaş da penaltılarda Fiorentina'ya eleniyor. Şampiyon Fiorentina. Konferans liginde sadece Trabzonspor vardı. Lider olarak tamamlıyor. Pardon Başakşehir de varmış. Son 16'da Başakşehir ne yazık ki 3-1 ile eleniyor. Trabzon yolunda devam ediyor. Çeyrek finalde Trabzon penaltılarda eleniyor Anderle'ye. Şampiyon yani kupanın sahibi Monaco. Trabzonspor Mudri'yi almış. Gol kralı da olmuş hatta. Galatasaray da Şeşko'yu almış. Çok iyi bence. Asist kralı Meridiyenci. Gol yenmeyen maçlarda İrfan Can Eğri Bayat birinci sırada. En pahalı transferler listesinde herhangi bir Türk oyuncu yine yok. Çok saçma yani çoktan olmuş olması lazımdı. Neyse 6. sezon sonuna geçelim. 6. sezonun sonundayız. Ligde şampiyon Trabzonspor. Trabzon da şampiyon oldu. Bir tek onlar olmamıştı herhalde. Türkiye Kupası'nın sahibi 4-3'lük skorla Fenerbahçe. Süper Kupa'nın sahibi Fiorentina. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ikinci olarak bir sürü adını yazdırıyor. Trabzonspor 3. oluyor. 1 puan farklı ne yazık ki. Avrupa Ligi'ne düşüyor. Son 16'da Galatasaray Chelsea ile eşleşiyor. 2-1 yeniliyor. Şampiyon Chelsea. Avrupa Ligi gruplarında herhangi bir tur takımı yoktu. Önelemede Trabzonspor olması lazım. Inter e 3-2 yeniliyor ne yazık ki. Şampiyon Inter. Yalnız elendiğimiz takımlar hep kupayı alıyor. Konferans Ligi'nde Beşiktaş ikinci olarak üst tur adını yazdırıyor. Başakşehir de lider olarak yazdırıyor ismini. Fenerbahçe'de ikinci oluyor ve adını bir üst yazdırdı. Ön elemede Fenerbahçe Molde'ye 4-0 geçiyor. Beşiktaş ise Sturmgraz'da eşleşiyor. 2-0 geçiyor. Son 16'da Beşiktaş Bükreş'e geçiyor. Fenerbahçe Utre'ye eleniyor. Başakşehir'de nise 3-2'lik skorla eleniyor. Çeyrek finalde Beşiktaş Hoffenheim'a ne yazık ki ilk maçta 4-0 yenilmiş demek ki. 4-2 ile eleniyor. Şampiyon Valencia. Lig'de gol kuralı Umut Bozok. Asis kralı Doğan. Gol yenmeyen maçlarda Uğurcan birinci sırada. Pahalı transferler listesinde Galatasaray 130 milyona stoper satmış. 86'lık. 130 milyona neredeyse en pahalı transfer olacakmış. Sonunda listede bir Türk takımı gördük zaten. 7. sezon sonuna geçelim. Arkadaşlar videoyu bitirme kararı aldım. 7. ve son sezondayız. Son şampiyon Galatasaray oluyor. Hem de açık ara farkla. Türkiye kupasının sahibi Antalya sonunda bir Anadolu takımı Türkiye Kupası olsun almış oldu. Süper Kupanın sahibi Inter. Şampiyonlar Ligi gruplarında Beşiktaş ikinci olarak yoluna devam ediyor. Ne yazık ki Trabzon sonuncu oluyor ve eleniyor. Son 16'da Beşiktaş kiminle eşleşiyor? Son 16'da Beşiktaş Atletico'ya 4-3 eleniyor ne yazık ki. Şampiyonlar Ligi'nde bence çok büyük bir başarı elde edemedik. Finalde şampiyon Bayern Münih. Avrupa Ligi'nde sadece Fenerbahçe vardı. Öneleme oynamıyorlar. Son 16'da Fenerbahçe Dortmund'la eşleşiyor. Zor bir kura bence. 4-2 eleniyor ne yazık ki. Şampiyon Liverpool. Galatasaray ise konferans ligindeydi. 6'da 6 yaparak grubu çıkıyor. Büyük başarı bence. Son 16'da Galatasaray Utre'ye geçiyor 4-1 Hollanda takımını. İskoçya'dan Hertz'ü de eliyor 4-2'lik skorla. Yarı finalde Fransız Lens'e geçiyor. Finalde ne yazık ki İngiliz Tottenham'a yeniliyor. Abi şurada bir kupayla taşlandırsak çok iyiydi ya. Arkadaşlar bu arada yorumlarda bekliyorum. Mutlaka belirtin. İşte bana göre en iyi takım atıyorum Galatasaray'dı. İşte bana göre en iyi takım Beşiktaş'tı tarzı. Ligde son gol kralı Semih Kılıçsoy. Son asist kralı ise Halil Dervişoğlu. Son gol yenmeyen maç lideri ise Malinovski. Yalnız ikincilikte ligde 3 tane isim var. En oyuncu listesinde herhangi bir Türk oyuncu yoktu. Çok saçma bir şekilde 7 senelik koskocalık videoda Sadece geçen sezon Galatasaray bir stoper sattı. 130 milyona sattı. İyi fiyata sattı ama sadece bir oyuncu olması çok saçmaydı. Yani ne yazık ki ligde etkili oldukları. Atıyorum bir Fransa videosunda, İngiltere videosunda her sene düzenli olarak takımlarımız listeye giriyordu yani. Son olarak yüzeysel olarak oyunculara bakalım. Bu şekilde 87'lik bir isim gördüm. Onana çok iyi gelişmiş. Fenerin de kadrosuna hızlıca bakalım. Çok dikkat çeken bir isim var mı? Arda Güler var 91 e overall. 88 olmuş verdi. O bir Fener'in kadrosu çok iyiymiş. Ama bir başarı gelmedi. Galatasaray'ın kadrosuna geldiğimizde onların da çok iyi. Ama serbest kalma ismi çok var. 91 overall olmuş Şaşa 93'lük bir tane Regin oyuncu var. Orta saha ve Fransız. Nelson da çok iyi seviyede. Yani 3 büyüklerde aralarında en zayıf olan bence Beşiktaş. Bu arada Şeşko'yu almışlardı gördüğünüz 86 overall. Trabzonspor'a da bakalım. Ozan Kaba'yı getirmişler. Mudri'yi almışlar. Chelsea çok büyük para ödedi buna ki bence keriz ayıklama gibi bir şeydi. Toveri de getirmişler. Dört büyüklerde nedense en zayıf takım Beşiktaş gibi geldi ama onlar bence gayet başarılıydı videoda. Son olarak son Türkiye Kupası'nın şampiyonu Antalya'ya da bakmak istedim. Gayet iyi duruyor oyuncuları. 93'lük bir tane orta sahaları var. Bu ülkelerinin bilmiyorum. Son olarak demiştim ama Başakşehir'de merak ettim açıkçası. Sonuçta şampiyonlukları var yani bu ülkede. 98'lik bir tane sağ orta saha var. Sen ne diyorsun ve sen kimsin? 98'lik iyi ki de girmişiz yani hep bu kadar yüksek overall'lı bir oyuncu bulamazdık. Arkadaşlar bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, bana yorum atmayı ve ekstradan bana abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla bir sonraki videoda görüşmek üzere ben buradayım.